Umarım Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili gerekeni yapıyordur. Devam edelim. Yine eğitimle ilgili bir başlıkla devam edeceğiz. PISA ile devam edeceğiz. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA. Türkiye o değerlendirmelerde bir türlü istediği sonucu alamıyor. 2018 sonuçları yeni açıklandı. Sıralamada biraz kıpırdadık. Mesela okuma becerilerinde 50. sıradan 40. sıraya yükseldi Türk öğrenciler. Matematik okuryazarlığında 50. sıradan 42. sıraya çıkıldı. Sonuçlar başarı olarak değerlendirilince tartışma da başladı. Zira Türkiye 37 OECD üyesi arasında halen 31. sırada. Peki bunun anlamı ne? İyi miyiz, kötü müyüz? Çok değerli bir isme soracağız. Eğitim alanına çok büyük hizmetler vermiş çok değerli bir isimle. Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Sayın Enver Yücel ile konuşacağız. Sayın Yücel merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Şimdi hemen ilk akla gelenle başlayalım. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da söyledi daha önce. Öğrencilerimizin okuduğunu anlamama sorunu var. Son PISA sonuçlarına baktığımızda öğrenciler artık okuduklarını anlayabiliyor diyebilir misiniz? Yani 50. sıradan 40. sıraya çıkmak. Tabii bir başarı mıdır? Öncelikle söyleyeyim, PISA uluslararası ülkelerin eğitimdeki seviyelerini ölçebilmek için, ülkeler arasında mukayese yapabilmek için yapılan bir sınav. Her geçen yıl, yani 3 yılda bir bu sınava giren öğrencilerin, ülkelerin sayısı artıyor. Bu sene 2018 PISA'da 79 ülke, bundan 3 yıl önce 2015'te 72 ülke katılmıştı. Evet. Şimdi gelinen son durum, sınavların sonuçlarını değerlendirdiği bir zaman tabii yine baş sıraları Çin, Singapur, Hong Kong, Kanada, işte Finlandiya gibi, Estonya gibi ülkeler çekiyor. Türkiye'nin buradaki durumu şu anda nedir? 2015'e göre daha iyi bir noktadadır. Hı hı. 2015'te az önce sizin de söylediğiniz gibi okumayı anlama konusunda 2015'te 50. sıradayken şimdi 40. sırada. Evet. Yine matematikte 50. sıradaymış 2015'te. Şimdi 42. sırada. Fen bilimleri okuryazarlığında 54. sıradan 39. sıraya çıktığını görüyoruz. Elbette ki bu iyiye doğru bir gidişattır. İyi ama olduğunu, Sayın Yücel, izninizle... olduğunu gösteriyor. Burada şunu söyleyeceğim. Tabii ki söyleyin, tamam. Bu Türkiye için arzu edilen seviye değildir. Çünkü OECD ülkelerin ortalamalarına baktığınız zaman okumayı anladığında 487 ortalaması varken OECD ülkelerinin Türkiye'nin ortalaması 466. Anladım. Yine matematik okuryazarlığında 489 iken Türkiye ortalaması 454. Hı hı. Yine fen okuryazarlığında 489 iken Türkiye ortalaması 468. Şimdi burada tabii Türkiye'ye bu 79 ülke arasında PISA sonuçları itibariyle çok iyidir diyemeyiz. Anladım. Ama bir önceki yıllara göre bir ilerleme kaydettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Enver Bey, izninizle efendim, ona geçmeden siz 2015'e atıfta bulundunuz ama 2012 yılında 4.3'müş. Sonra 2018'de de 3.3 olmuş. Ama 2012'nin rakamlarını yakalayamadı Türkiye bir türlü. Evet, bu arada ne oldu peki? Yani ne yaşandı da 2000, bu gelgitler yaşanıyor? 2012-2009'daki PISA sonuçlarıyla aşağı yukarı aynı seviyede, yani o günden bugüne bir artış yok. Ama 2015'e göre bir artış söz konusu, 2012-2009'a göre de herhangi bir artış yok. Ne oldu? Ne oldu, evet. Neler oldu? Türkiye'de geçmiş dönemde bu denli seviyesinin düşük olduğu dönem sınav baskılarının en yoğun olduğu dönemdir. Son yıllarda 3-4 yıldır yine sınav baskıları öğrenci eğitim müfredatları üzerinde olmasına rağmen kısmen de olsa azalmıştır. Bu benim kişisel görüşüm. Eğer biz eğitim öğretimimizi uygulama içerisinde yapabilirsek, daha çok ezbere dayalı test odaklı işi yapmaz isek biz PISA sonuçlarında daha iyi olabiliriz. Özellikle son 5 yılda sistem eğitimi konusunda Türkiye'nin okullarının açıldığını, bu alanda çalışmalar yapıldığını görüp bunlara da PISA sonuçlarına yansıdığını görüyoruz. Tabii bir taraftan da bütün bu sistemin
mimarı öğretmen. Bizim öğretmenlerin yetiştirilmesinde, değer verilmesinde ne kadar yetenekli, becerili bir iş yapabilirsek gerek PISA'da gerekse eğitim öğretimde daha iyi sonuçlar almış oluruz. İyi olan bir tarafta şu, özellikle kız öğrencilerimizle erkek öğrencilerimiz arasındaki geçmiş yıllara göre farklılık bu sefer giderilmiş. Yani orada bir eşitliğin olduğunu görebiliyoruz. Bir de OECD ülkeleri içerisinde yine kız öğrencilerin durumuna göre daha iyi bir oluşum içerisinde olmamız bu PISA sonuçlarını 2018'e baktığımız yerden iyi gözüken tablolar. Ama hiçbir zaman PISA sonuçları Türkiye'nin harikadır diyemeyiz. Peki. Çünkü ortalamanın altındayız. Daha kat edeceğimiz çok yol var diyebilirim. Peki onları biraz daha açmak istiyorum izninizle Enver Bey. Çünkü tabii, işin tabii bir de beceri yanı var. Bu anlamda PISA sonuçlarını nasıl okursunuz? Yani anlamak beceriyi de beraberinde getiriyor. Çocuk eğer anlıyorsa onu da yapabiliyor. Bu beceri karnemiz nasıl ve bunu nasıl, bu sorunu nasıl aşabiliriz? Öğretmenleri ayrıca konuşacağım ama. Beceri tabii ki çok önemli. Okuduğunu anlama, anladığını konuşabilme, doğru, yorum yapabilme. Var olan bir kere bilgiyi öğrenmesi lazım. Bilgiyi anlaması lazım. Anladığı bu bilgilerden yorum yaparak ortaya bir şeyleri koyması lazım. Bu da müfredatla ilgili. Bu müfredatı da içeriği de yapacak olan öğretmenlerimizdir. Evet. Ama öğretmenlerimizin bunu yapabilmesi için de ortam lazımdır. Gerek laboratuvarlar ona göre olmalıdır. Dizayn ona göre olmalıdır. Ne bileyim çip tedrisatlı eğitimler artık bir an önce çıkmamız gerekir. Daha öğrencilerin rahat yapabileceği uygulama alanlarının olması eğitim öğretim seviyemizi artıracaktır. Peki öğretmenlere nasıl görev düşüyor burada? Yani öğretmenlerle hem onların eğitimiyle ilgili neler yapılabilir? Çünkü öğretmenlerimizi gerçekten sağlıklı nasıl yetiştiriyoruz bilmiyorum ama o konuda ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Ve onlar bu bildiklerini öğrencilere nasıl yansıtabiliyorlar? Ne dersiniz? Öğretmenlerle ilgili ne yapılabilir? Eğitim, öğretim öğretmensiz olması mümkün değildir. Ülkelere bakın. Öğretmenine değer veren ülkelerin eğitim seviyeleri ortadadır. Doğru. En basit her zaman konuştuğumuz gibi Kanada'ya bakın, Finlandiya'ya bakın, Singapur'a bakın. Öğretmen her şeydir. Öğretmene hangi eğitim sistemini söylerseniz söyleyin, eğer öğretmen başarılı ve iyiyse, diyelim ki tırnak içinde kötü eğitim sistemi içerisinde bile öğretmen bunu başarabilir. Doğru. Onun için öğretmenimizin yetiştirilmesi en önemli konudur. İkincisi öğretmenimizin hizmet içinde, yani şu anda çalışırken aldığı hizmet içi eğitimler çok önemlidir. Hı hı. Türkiye'de dijital anlamda eğitimin dijitalleşmesi anlamında artık bunların da birazcık daha kolay olduğunu da düşünüyorum. Biz hizmet içinde 1 milyon öğretmenimizi süratli bir şekilde eğitmemiz lazım. Dünya sistem eğitim sistemine geçmiş. Biz öğretmenlerimizi bu konuda ne kadar eğittik, ne kadar yetiştirdik, bunlara bakmak lazım. Öğretmen, siz bir eğitim öğretim sistemi düşünülemez. Onların hem maddi hem manevi açıdan emeğini, değerini vermek lazım. Öğretmenimiz her şeydir. Evet, son olarak şunu da sorayım. Sizi uğurlamak istiyorum ama çünkü bir ara vermem lazım. Şimdi öğretmenlere önlük tasarlandı biliyorsunuz. O yeni önlükler tasarlandı. İşte bazı videolar çekiliyor. Yani eğitimde nasıl bir reforma ihtiyacı var Türkiye'nin? Var mı daha doğrusu sizce? Yoksa müfredat aslında yeterli, yoksa uygulamada mı sıkıntı var? Türkiye'nin iyi öğretmenlere ihtiyacı var. Var olan öğretmenlerin iyi eğitilmesine ihtiyaç var. Peki. Öğretmene değer verilme ihtiyacı var. Öğretmenin özlük haklarının iyileştirilmesi konusuna ihtiyaç vardır. Peki. Eğer bunlar yapıldığı takdirde müfredatımız iyidir. Peki. Ama bir de Türkiye'nin eğitim sistemini bozmamak için sınav baskısı mutlaka kalkmalıdır. Bu olmazsa olmazdır. Eğer bunu yapamazsa Türkiye, bana göre başarı elde etme şansımız yok. Sayın Yücel çok teşekkür ediyorum. PISA sonuçlarını ederim. Değerli bir eğitimciyle Enver Yücel'le konuştuk. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir ara veriyoruz, tekrar beraberiz.